diğer NBA oyuncularını buraya getirecek. Elbette basketbolumuza önemli şeyler katıyorlar. Dileğimiz o katkının artarak devam etmesi. Semih çıkacak hava atışına. Rakip de sahaya geliyor. Artık her şey hazır. Beşiktaş Milangaz, Göttingen, FIBA Euro Challenge B grubu maçı için. Geçen sezon hatırlayacaksınız, tartışmalı uzatmaya giden maçta FIBA Euro Cup'ta mağlup olmuş deplasmanda rakibine Beşiktaş, Kola Turka o zamanki ismiyle. Ama bu kez artık çok farklı bir Beşiktaş var ve işte o farklı Beşiktaş Göttingen mücadelesine başlıyor. Kemp. Ertsek dışarıda. Kemp'in atışı 2 sayılık basket. 8 saniye içinde ilk basketi buluyor. Kemp'le Beşiktaş takımı. Hücum geliştiriyor şimdi Göttingen. Bailey pot altına çok iyi bir pas verdi. Çok iyi görüyor Paris Hornu. 2 Birleşik Amerikalı oyuncunun anlaşması basketi kazandırdı Göttingen takımına. Williams top hücum bölgesine taşıyor. Bailey onu durdurmak için karşısındaydı. Darren Williams dışarıya döndü. Serhat Çetin'in atışı isabetli değil. Rebound mücadelesinde Semih Erden. Darren Williams, Semih pot altında, kontrolünde Mafra'nın, Brezilyalı Mafra'nın üzerinden atışı ve faul var Mafra'dan. Roberto Mafra 2-0-6 boyunda pot altında, ona güveniyor Göttingen ama epey kısa bir takım. Dolayısıyla basketbol tabiriyle pırpır hızlı bir takım. Göttingen bunu engellemek için ön alanda baskı yapabilir. İlk topa baskı yapabilmek için Ergin Ataman, bakalım nasıl bir uygulama izleyeceğiz. Semih Erden ilk atışını kaçırdı. İkinci atış şimdi. 2-2 beraberlik var mücadelede. Bu atıştan da sonuç gelmiyor. Ertsek alamadı reboundu. Evans ve ardından Bailey şimdi. Horn pot altını zorladı. İsabeti değil. Mafra tiplemeye çalışıyor. O da başarılı olamadı. Hemen Serhat ileriye kaçıyor. Darren Williams. Horn ve Mafra onu karşıladı. Şimdi Williams pot altı. Faul Evans. Paris Horn'un faul yaptığını işaret ediyor. Arkadan itmiş Paris Horn. Williams. İki serbest atış kullanacak Williams. İlk atış isabetli. Öne geçiyor Beşiktaş. 3-2. Alman rakibi karşısında şu anda önde Beşiktaş. İkinci atış gelecek. Bu atıştan da sonuç geldi. 4-2. Beşiktaş'ın üstünlüğü var. Ön alanda topa baskı yapıyor Williams. Hızlı hücumu engellemek için. Bailey. Horn alan değiştirmeye çalışıyor. Serhat'ın kontrolünde. Bu arada perdeleme ve ardından Bailey'in basketi. Kyle Bailey basketi buluyor. 4-4 beraberlik var. Dengeli başladı oyun. Serhat Çetin potu altından dışarıya doğru hareketlenmeye çalışıyor. Kemp bu arada Darren Williams topu aldı. Dale'in baskısı var. Williams Dale'den sıyrıldı. Çok iyi girdi pota altına. Blok Mafra. Bailey. Çabuk taşıdı topu hücum bölgesine. Bailey güzel bir fake. Ardından topu dipliyor ve Evans'ın basketiyle öne geçiyor. Göttingen takımı 6-4'te. 2 dakika geride kaldı mücadelede. 3 sayılık atış ve basket. Çok fark ettiren bir oyuncu Darren Williams ve kaydettiği 3 sayılık basketle skor 7-6 Beşiktaş üstün. Bailey. Pot altından dışarıya hareketlendi Dale. Bailey. Dale dışarıda. Bailey pot altına indi yine. Dışarıya dönüyor Dale. Boş pozisyonda aldı, attı ama kaçırdı. Rebound alıyor Kemp. Hareketlenen Ertsek. Kemp kendi gitti ve turnikeyi kaçırdı. Ertsek rakibine çarptırmaya çalışıyordu Evans'ı. Başarılı olamıyor. Bailey. Horn, pot altı, Mafra, basket.
Marcelius Kemp belki de bu kadar zorlamasa Ersek'e inen bir top sonrasında basket faul olabilirdi. Ama tercihini farklı kullanınca sonuç alamıyor Beşiktaş ve ardından da potasında basketi görüyor. Serhat sol köşede bekliyor. Williams hücumu son ermesi için 7 saniye kaldı. Williams isabetli değil. 3 Göttingen'li reboundta Evans topu aldı ve ardından Bailey. Alekba oyuna girecek az sonra. Göttingen takımında Bailey atışı ve basketi. Pot altını iyi kullanıyor yine Göttingen. Kemp, Ertsek, Serhat köşeye indirdi şimdi Darren Williams. 3,5 dakika geride kaldı. Ertsek top alıyor Darren Williams'tan. Bir kez daha Ertsek de oynayacaktı ama Ertsek fark etmiyor ona pas geldiğini. Dale sıyrıldı şimdi. Ve Bailey topu kontrol edemiyor. Biraz sıkıntılı başladı Beşiktaş. Ahlekba oyuna giriyor. Dale kenarda. Takım kaptanı kenara çekildi. Birleşik Amerikalı Kvadzo Halegba oyunda. Beşiktaş 2 Göttingen bir kez top kaybetti. Williams Kemp'i gördü. Pot altından Semih dışarıya çıkmaya çalışıyor. Orada ciddi bir boy avantajı var. Semih'i kullanabiliriz. Hücum faul mü? Evet. Pot altında. Faul geliyor. Zoran Ertsek'ten. İşte hücum faul. Bailey. Ona 7 önde olan taraf Göttingen. Halegba. Horn perdeleme yaptı bu arada. Pot altına indirdi Mafra. Dışarıya doğru çıkıyor Horn. Horn şimdi verdi pasını Evans. Toplu yürüme. Oyuncu değişikliği olacak Göttingen takımında. Raymond Sykes oyuna giriyor. Mafra kenara çekildi. Pot altında Sykes'i kullanacak şimdi. Göttingen. 10'a 7 skor. Fark 3 sayı. Rakip takım lehine. Serhat oyun kuruyor. Ertsek. Williams dışarıda topu aldı. Serhat yine sol köşeye yerleşti. Perdeleme Semih Erden'den. Şimdi Ertsek boş pozisyon. 3 sayılık atış. İsabetli değil. Rebound mücadelesi. Kemp topu çelemiyor. Şimdi hücuma kalkıyor Göttingen takımı. Bailey. Pot altına indirecekti Sykes'a. Onu göremeyince Bailey kendi kullanıyor ve 3 sayılık basket. 13-7 oldu skor. Ve mola geliyor. 5 dakika 18 saniye kala ilk periyodun bitimine Ergin Ataman'dan. İstediği ritmi bir türlü bulamadı Beşiktaş Milangaz. Kadro olarak çok daha derin Beşiktaş rakibine göre. Göttingen iki kez mağlup oldu geride kalan iki maçta. Dolayısıyla deplasmandan evine galip dönerek bir çıkış yaşamak istiyor. Beşiktaş ise bu maçı kazanırsa bundan sonraki oynayacağı maçta Leydan maçını kazandığı takdirde artık turu garantilemiş olacak. Takıma kapasitesini çok iyi bilen Ergin Ataman daha iyi işler yapılacağından da emin ama oyuncularını bir türlü konsantre edemedi. Savunma yapıyorsunuz ya. Özellikle savunma konusunda çok ciddi yerleri var. Haksız da değil aslında Ergin Ataman. ...13-7 skor, fark 6 sayı. Göttingen şu anda istediği oyunu oynuyor. Stefan Mienak durumdan memnun. Pot altını kullanamadığı zamanlarda dış atışlarıyla etkili oldu. Mehmet Yağmur moladan sonra oyunda. Şimdi o oyunu kuruyor. Hawkins de oyunu aldı. Barış Ersek'le birlikte Ergin Ataman. Williams perdeleme Semih. Williams Semih pota altında. Mehmet Yağmur perdeleme şimdi Barış'tan. Mehmet pota altına girmeye çalışıyordu. Faul var. Faul yapan Sykes. Raymond Sykes'ın ilk faul oluyor bu.
pot altına daha çok topu indirmesi gerekiyor Beşiktaş'ın. Çünkü pot altına daha etkililer. Şimdi dış atış ve isabetli Darren Williams. Farkı 3'e indirdi. 13-10. Hücum kuruyor Göttingen Bailey ile. Bailey. Horn pot altına inecek. Sykes şimdi dışarıda. Sykes perdelemeye geliyor. Bailey. Hücum foul. Sykes sanırım, yanlış görmediysem. Evet, Sykes perdeleme yapmak isterken hücum faul yapıyor. Kenara çekildi Sykes. Mafra oyunda onun yerine. Mehmet 13-10'la önde olan taraf Göttingen. 4,5 dakika var ilk periyodun son ermesi için. Williams Semih Erden yüksek pası aldı. Semih Horn hemen yanında, kısa kalıyor epeyce onun yanında. Hawkins zorluyor. Hawkins rakip tipliyor, basket oluyor. Onlar için şanssızlık, bizim için bir şans sayısı oldu bu. 13-12 pot altına indiriyorlar şimdi Mafra'ya. Dışarıda Evans hücum kuruyordu. Evans pot altı, tekrar Mafra. Bailey dışarıda pas bekliyor. Seken top Bailey'e gelmedi. Hawkins. Foul. Faul yapan Kyle Bailey. Dale oyuna girecek. Ahalegba'yla yer değişiyorlar. Beş faul oldu Göttingen takımının. Dolayısıyla serbest atışlar geliyor şimdi. Beşiktaş'tan Hawkins ilk serbest atışı. Hawkins ilk atışını kaçırmadı. 13-13 beraberlik var. İkinci atışını kullanıyor şimdi Hawkins. Hawkins bu atışı kaçırdı. Rebound'u alıyorlar. Horn'la. Bailey. Evans spot altına doğru yöneldi. Mafra perdelemede. Şimdi dışarıya doğru çıkıyor Mafra. Mafra tekrar gördü Bailey'i. Hücumun son ermesi için 7 saniye kaldı. Dale pot altına indi. Dışarıdan atışı Evans'tan isabeti değil. Dale az daha alıyordu topu. Hawkins önünden çekti, aldı. Williams. 13-13 beraberlik var mücadelede. Williams pot altında. Dışarıya çevirdi. İyi pas. Mehmet atış. Kaçtı bu atış ama rebound'da Semih var. Semih zorluyor. Basket foul. Semih Erden. Faul yapan Paris Horn. İki oyuncu birden girecek. Noh ve Ahalegba. Kenara çekilen Evans ve Horn. Semih serbest atışını kullanıyor şimdi. Öne geçti Beşiktaş 15-13'le. Serbest atış isabetli olmadı. Dale aldı topu. Bailey. Köşeye yerleşiyor hemen Ahalegba. Bailey. Noh. Mafra perdelemede. Bailey tekrar. Dışarıya doğru yönelmeye çalışıyor Dale. Ahalegba pas bekliyordu. Şimdi Noh. Noh'un atışı kötü oluyor. Seken top Mafra. Zorlayacak. Şimdi blok geliyor. Semih'ten blok, ardından Mehmet. Hawkins. Dribbling'i kesti. Şimdi pot altına iniyor. Hawkins ve basket. Ve Mona 17-13 oldu skor. Fark 4'e çıkınca Stefan Mirak Mona'sını alıyor. 2 dakika 44 saniye var son ermesi için ilk periyodun ve Beşiktaş 4 sayı farklı önde. Almanya'nın Göttingen takımı karşısında FIBA Euro Challenge mücadelesinde. Five down. They are making switch to me.
kaçıyor oyuncuların. Özellikle pot altı oyunu çok önemli. Çünkü pot altında nispeten kısa kaldılar. Pot altı mücadelesi daha sert olabilir Beşiktaş'ın. Ve emin olun bunu yaptığı sürece Beşiktaş buradan en az 15 sayı farkla galip ayrılır. Ön alanda baskı yapıyor Beşiktaş. İlk topa Bailey. Dale sol tarafta. Mafra'dan perdeleme alan yaratıyor şimdi Ahalegba'ya. Ahalegba, Mafra bir kez daha perdelemeye geldi. Ahalegba, Noh dışarıda. Ahalegba, hücumun son ermesi için 6 saniye kaldı. Sert savunma ama dizini çıkartınca Barış Ersek faul yaptı. Kenardan top oyuna sokacak şimdi Dale. Biraz önceki faul görüntüye yansıdı Mafra. Mafra pas verip birinci arkadaşını aradı. Bailey'i görüyor. Hemen köşede bekliyor Ahalegba. Bailey. Bailey kendi kullandığı basketi buldu. 5 saniye vardı hücumun son ermesi için ve kaydettiği basketle skor 17-15 oluyor. Darren Williams. Bakalım nasıl bir oyun kuracak. Hawkins yine pot altı. Bu kez kaçırıyoruz ama sonuçta Mafra'nın faulü var. Pot altı oyunu işi çözer. İki oyuncu birden girecek Göttingen'de oyuna. Evans oyuna giriyor. Ve Weber oyunda. Noh ve Dale kenara çekildi. İki dakika bir saniye var ilk periyodun son ermesi için. 17-15 önde olan taraf Beşiktaş. Hawkins'ten serbest atışlar ilk atış isabetli. Hawkins 6. sayısı bu. 18-15. Bu atışta isabetli. Bu arada %150 ile oynuyormuş. Kendini aşmış bir yüzde olmuş. Tabii ki bu bir yazım hatası. 19-15 skor. Fark 4 sayı. Pot altına indirmeye çalışıyordu Weber ama başarılı olamadı. Ardından topu kaptırıyor Semih. Evans'ın önünde durması zaten yeterliydi. Evans çok çırpındı ama o çırpındıkça bloklar geliyor. Gerçekten bir oyuncuyu fazlasıyla yıpratan bloklar oluyor bunlar. Ahalegba. Weber sol köşede. Ahalegba perdelemesini kullandı Mafra'nın. Weber şimdi. Hawkins karşıladı. Weber zorlamaya çalışıyordu. Kaybedilen top Mehmet. Ardından Williams. Hücum bölgesinde Beşiktaş. Pot altına inen Barış Ersek. Williams pot altını zorladı. Basket. Williams'ın basketi 21-15. Fark 6 sayı. Beşiktaş iyice artık ritmini bulmuş durumda. Evans. Ahalegba. Alan savunması uyguluyor Beşiktaş takımı. Ahalegba. Alan savunması üzerinden atış. Hawkins yetişemiyor. Evans topu aldı. Bir hücum daha olacak konuk takım için. Weber pot altından dışarıya çıktı. Mafra'ya inmiyor top. Evans bir blok daha. Bu maçtaki üçüncü bloğu oluyor Evans'a. Semih Erden'in ardından Ahalegba faul yaptı. Çok akıllı bir oyuncu Darren Williams. Serbest atışlar gelecek çünkü faul limiti dolmuş durumda Göttingen takımının. Williams ilk serbest atışını kullanmak üzere. Williams ilk atış isabetli. 22-15 oldu skor. Fark 7'ye çıkıyor. İkinci serbest atış gelecek şimdi. Dale oyuna girecek biraz sonra. Rakip takımda Williams'ın ikinci atışta isabetli oldu. 23-15. Kenara çekilen Bailey Dale oyuna girdi. Yine ön alanda baskısı var Ergin Ataman'ın. Zira ilk topu rahat çıkarmasını engellemeye çalışıyor rakibin. Kısa olduğu için takım pot altına çabuk inebilirler çünkü. Ya da dengesiz yakalayabilirler. Dale, Weber, Mafra. Hücumun son ermesi için 5 saniye kaldı. Dale dışarıya doğru çeviriyor Ahalegba. 1 saniye kala atış isabetli oldu. 3 sayılık basket Dale'den. Can yakan basket oluyor bu. 23-18. Fark 5 sayı. Son hücum artık Beşiktaş'ın bu periyotta. Darren Williams.
ortayı boşalttırdı arkadaşlarına. Williams pot altına pas veriyordu, ayağa çarpan top. Zaten 3.7 saniye var. Yine Beşiktaş hücum olacak bu kez pot altından. Yine pot altını kullanırsak basket buluruz. Bir perdeleme sonrasında eğer alan yaratırsak Semih'e, buradan bir basket çıkar. Williams kendi işini kendi yapmaya çalıştı ama başarılı olamıyor. Uzaktan atış, bu atıştan sonuç gelmedi ve 23-18'de ilk periyodu önde kapatan Beşiktaş Milangaz Göttingen karşısında FIBA Euro Challenge B grubu 3. maçında. Maça dengeli başladı iki takımda. Hatta Beşiktaş ilk 2 dakikada epeyce zorlandı. Sonrasında pot altını kullanmaya başladıkça toparlanmaya başladı. Rakip özellikle Birleşik Amerikalı oyuncuların dış atışlarıyla etkiliydi. Pot altında Mafra'yı kullanmaya çalıştılar. Evans'ın canı çok yandı çünkü Semih ona 4 tane blok yaptı. Çünkü üst üste geldi bu blokların. Ve sonrasında Beşiktaş 5 sayılık bir avantajla ilk periyodu önde kapattı sevgili seyirciler. Bölümler izliyoruz işte. Maça bu basketle başlıyordu Göttingen takımı. Pot altında Mafra'yı, Brezilyalı Mafra'yı kullanmaya çalıştılar. Diğer tarafta Beşiktaş özellikle dış atışlarda her zaman olduğu gibi Darren Williams da pot altında da pot altını güvencesi Semih'le etkili oldu. Bloklar Semih'ten. Hawkins yine pot altını kullandığımız dakikalarda basketler bulan isim oldu. Bakalım ilerleyen bölümlerde neler yaşayacağız. İlk periyot itibariyle Darren Williams 12 sayıyla en skorer isim. Yine bizim takımımızda Hawkins'in 7 sayısı var. Diğer tarafta 9 sayı attı Kyle Bailey. Çok güzel görüntüler var. Beşiktaş'ın iki amigosu vardır sevgili seyirciler. Bilenler bilir. Basketbol maçlarına gelirler. Onlar çok şendir, çok şakraktır. Tribünlerde onlara fırsat tanır, suskun hale gelirler. Onları dinlerler, sonra da eşlik ederler. Topa sahip olma sırası rakipte. Ve kenardan top oyuna sokacak Paris Horn. 23-18 Beşiktaş üstünlüğü var ilk periyot sonrasında ve işte ikinci periyot başlıyor. Alekba. Alekba topu taşıyor. Beşiktaş'ın olacak hücum. Mehmet. Alekba durdurmaya çalışıyor Mehmet'i. Şimdi Darren Williams. Horn onu karşılamaya çalıştı. Pot altı Semih. Blok geldi Semih'e Mafra'dan. Hawkins. Foul. Ne olursa olsun Semih'in pot altında yılmaması gerekiyor. Lewis Dale foul yaptı. Atış pozisyonda olduğu için Hawkins serbest atışlar kullanacak. Geriden iyi yükseldi Mafra. Blok yapıyor Semih'e. Bileğini tuttu Semih. Dilerim önemli bir şey yoktur. Hala tutuyor sol bileğini. Şimdi Hawkins serbest atışlar kullanacak. 23-18 skor. Serbest atış isabetli 24-18. İkinci serbest atış şimdi. Bu atışta isabetli 25-18. Fark 7 sayı. Beşiktaş lehine oyuncu değişikliği olacak. Raymond Sykes oyuna girecek az sonra. Alekba oyun kuruyor. Pot altından dışarı yöneldi Dale. Perdeleme yaptı. Mehmet şimdi perdelemesine takılıyor Mafra'nın. İki sayılık atış kısa düşüyor. Barış Ersek topu aldı. Topa müdahale etmeye çalışan Mafra faul. Sykes oyunda. Mafra kenara çekilecek. Bu arada Irvin Dudley ya da Ersin Dağlı. Ben Irvin Dudley demeyi tercih ediyorum oyunda. Barış Ersek kenara çekildi. Hawkins. Dudley. Sykes karşıladı Dudley'i. Darren Williams. Williams perdelemesini kullandı Dudley'in. Kısa düşen atış. Rebound alıyorlar ve ardından hücum bölgesine geçiyor Alekba. Alekba pot altına indirdi. Şimdi Sykes ve smaç bir defa var. Semih Erden'in faali.
İşte biraz önceki pozisyon. Horn pot altında sıkışınca Sykes'i gördü. Sykes geriden geldi. Smudge'ı vurdu ve Semih'in de faulü var. Serbest atışta isabetli Raymond Sykes'ın. 25-21 skor. 3 sayısı var rakip takımın. 2 sayı bulabildi Beşiktaş şu ana kadar. Mehmet Yağmur. Hawkins alan değiştirdi. Şimdi Dudley. Pot altına iyi pas Darren Williams'tan. Hawkins. 2 sayılık atış ve Sykes'ın üzerinden bulduğu basket. Hawkins'in skoru 27-21 yapıyor. Fark 6 sayı. Evans dışarı çıktı, topu aldı. Dış atışlarla ayakta kalıyor Göttingen. Bir 3 sayılık basket daha Halek var. ...27-24 skor. Fark 3 sayı. Halekba oyun tempo kazanıyor bu bölümlerde. Yine dış atışa gidebilirler ama Dale topla yürüdü. ...27-24 skor. Can oyunda. Can. Alekba durdurmaya çalışıyordu onu. Sykes kısa kaldı Semih'in karşısında. Semih şimdi pot altına inecekti. Baskıyı görünce dışarıya dönüyor Hawkins'e. Hawkins. Evans karşıladı onu. Hawkins. Hawkins çok hareketli. Köşeye iyi pas. Darren Williams ve yükselik basket. Darren Williams. 30-24. Fark 6'ya çıkıyor. Pot altı Sykes. Yine de binden geçti. 30-26. Can. Darren Williams pas bekliyor. Horn onu kontrol ediyor. Bailey oyuna girecek az sonra. Can. Darren Williams. Williams perdelemesini kullandı Semih'in. Darren Williams top hala onda. Evans'tan sıyrıldı. Darren Williams pot altı ve basketi. Müthiş bir oyun gerçekten. 32-26. 3 dakika geride kalıyor. 9 sayı var. Beşiktaş cephesinde. Diğer tarafta 8 sayı var. Bu arada Makedon hakem Alexander Minoyevic Göttingen'in antrenörünü uyarıyor. Eğer itiraz devam ederse sizin cephenizden teknik faul yiyeceksiniz dedi. Halekba kenara çekilirken Bailey oyunda. Göttingen'de. İşte bu enfes basketi bir kez daha izleyelim. Dale baskı var Dale'e. Bu arada faul bekliyordu. Ergin Ataman pota altında basket faul. Evans basketi atıyor. Faul yapan Darren Williams. 32-28. Fark 4 sayı. Bakalım 3'e inecek mi bu fark? Atış isabetli olmuyor. Oyuna giren Ertsek reboundu aldı. Semih yerine oyunda Ertsek. Bir oyuncu değişikliği daha olacak. Weber oyuna girecek az sonra. Hawkins. Ertsek. Bomboş pozisyon. Ertsek kaçırıyor. Dudley potu altında. Evans onun önünden topu çekti aldı. Bailey. Fark 4 sayı. Bailey. Dışarıya pas veriyor şimdi Dale. Sykes. Sykes atışı kaçırıyor. Rebound mücadelesi. Ertsek topu sağda tuttu. Hawkins. Şimdi Darren Williams. Dale karşıladı onu. Darren Williams hücum bölgesine taşıyor topu. Verdi köşeye pası. Can. Oyunu yavaşlatıyor. Alekba da oyuna girecek az sonra. Göttingen takımında Williams. 6 saniye kala. Pot altı ve basketi. Buna yapılacak hiçbir şey yok. İşte o hızlı hücumları engellemek için ön alanda zamanında baskı yapmaya çalışıyordu Beşiktaş. Maçın ilk bölümlerinde bunu yapamayınca hemen hızlı hücumda basket yediler. Darren Williams ama cezayı çabuk kesti.
Çok kısa sürede 5 sayı. 37-30. Beşiktaş aldı, yürüdü, gidiyor. Bailey. Bailey yüksek bırakıyor. Kaçan atış. Darren Williams. Sykes'ın önünden topu çeldi. Darren Williams verdi şimdi pasını Can Akın'a. Can pota altı. Foul. Evans faul yapıyor. Weber ve Alekba oyuna giriyorlar. Kenara çekilen Dale ve Evans. Can Akın serbest atışlar kullanacak. 37-30 skor. İlk atış isabetli. İkinci atış gelecek şimdi. Can Akın. Bu atış kaçtı. Weber aldı rebound'u. Bailey. Hemen Alekba ileriye kaçmıştı. Bailey yavaşlatıyor oyunu. Alekba ile oynadı Bailey. Weber. Bailey sağ tarafta köşede bekliyor. Horn. Şimdi Alekba ve basket. 3 sayılık basketi buldu Alekba. Boş kaldı mı kaçırmayan bir isim. 38-33. Can. Dışarıya çıktı Kemp. O da oyunda. Darren Williams yerine. Şimdi Hawkins. Hawkins dışarıya çeviriyor Can Akın. Hücum sona ermek üzere bu arada. Kemp'in atışı isabeti değil. Rebound'ı aldılar Paris. Horn. Şimdi tekrar topu alıyor. Paris Horn 2 sayılık atış isabetsiz oldu. Kemp. Oyunu biraz yavaşlatması gerek Beşiktaş'ın. 38-33. Fark 5 sayı. Hawkins. Pota altından Ertsek sıyrılmaya çalışıyor. Bailey çok kısa onun yanında. Yine pota altını kullanabiliriz. Dudley. Dudley. Kaçta atış. Ertsek rebound. Ertsek blok. Dudley. Olmayacak şeyler yapıyoruz pota altında. Bailey. Verdi şimdi köşeye pasını. Alekba. Ve basket. Bir basket daha. Oyuncu değişikliği olacak. Göttingen takımında. Roberto Mafra oyuna girecek. 38-36 skor. Fark 2 sayı. Beşiktaş Milangaz lehine. Pot altından Kemp dolaştı. Hawkins Kemp'i görüyor. Ertsek yine pot altında. Köşeye pas. 3 sayılık atış ve basket. Oyunu sıkıştığı yerde Can Akın basketi buluyor. Buluyor. 41-36. Fark 5'e çıkıyor ve Stefan Mienak da molasını alıyor. Tam dengeliyordu Göttingen. Öyle bir anda köşeden 3 sayılık basket buluyor ki Can Akın oyunu sıkıştığı yerde oyunu açtı. Pota altında beklemeyin, pendereye bak, içeride hareketlerim var. Çünkü bu pendereme doğru bir hücuma kalkanlarken içeriye doğru yönelik istiyor, içeriye doğru istiyor. Aydın atıma. Dediği çok mantıklı aslında çünkü kısa kalıyor rakip. Eğer o içeriye devrilmeyi yaparsak uzun kısa eşitsizliğine avantajı çevirebilir Beşiktaş. Darren Williams gerçekten çok kırıcı bir oyuncu. 22 sayı attı şu ana kadar. Maçın en skorer ismi. Beşiktaş'ın sayılarının yarısından fazlası Darren Williams'ta. Bu da Sykes'ın smacıydı sevgili seyirciler. Hücuma geçiyor şimdi Göttingen. Alan savunması var Beşiktaş'ta. 2-1-2 alan savunması. Bu alan savunması başarı getirdi Hawkins. Kemp yanında. Kemp'e pas. Kemp pot altı. Kemp basket. 43-36. 3 dakika var. İlk yarının son emmesi için. Ve fark 7 sayı. Beşiktaş Milangaz lehine. Weber dışarıya çeviriyor. Alekba tekrar top istiyordu. Şimdi aldı. Alekba.
Can karşısında Dale bomboş pozisyonda bir 3 sayılık basket daha. Göttingen'in dış atıcıları, kısa atıcıları boş buldukları zaman hep attılar. Bir ya da iki pozisyonda boş atışları var. 43-39. Can Akın. Hawkins. Hawkins pot altını kullanmaya çalışıyor. Panyanın altından seken top Weber'e pas oldu. Dale dışarıda pas bekliyor. Şimdi Ahlekba ve faul. Can Akın faul yaptı. Darren Williams oyuna girecek. Ertsek kenara çekiliyor. Beşiktaş Milan Gazze. Pozisyonun yanlış olduğunu anlatıyor Ergin Ataman Ertsek'e. Dale dışarıya çevirdi Halekba'ya. Şimdi tekrar Dale. Weber pot altı. Weber iyi sıyrıldı. Atışı seçiyor. Ardından Mafra kaçırdı atışı. İki serbest atış gelecek. Oo, bir de teknik faul. Darren Williams'a sanırım. Evet. Hem faul yaptı. İki serbest atış. Hem de teknik faul. Hakemin gönlünü almak için topu arkasından taşıyor Darren Williams. Bu arada hakemin gönlünü alması diye bir şey söz konusu değil tabii ki. Ama yüzündeki ifadeyi görseniz, hemen Makedon hakem araya girdi zaten. Darren Williams şimdi anlatıyor Çek hakem Ivo Dolinek'e ne yapmadığını, ama hakemin kararı değişmez tabii ki. Mafra ilk önce kendisine yapılan faulden kaynaklanan iki serbest atış kullanacak. İyi bir atıcı olmadığı belli. Daha sonrasında da iki serbest atış girecek. Atışları daha iyi olan birinden. O da Ahlekba. İki atıştan biri isabetli oldu Mafra'dan. Şimdi teknik faulden kaynaklanan serbest atışlar. 43-40 oluyor skor. İlk atış isabetli Ahlekba. Kvadzo Ahlekba. Birleşik Amerika'da oyuncu. Nijerya asıllı. İki serbest atışla sayıya çevirdi. Bir de kenardan top oyuna sokulacak. Avantaj Göttingen'den yana şu anda. 2 dakika 8 saniye var. İlk yarının son ermesi için ilk periyodu 23-18-10'da kapatmıştı Beşiktaş takımı. 20 sayı attı şu ana kadar. Göttingen ise 24 sayı buluyor. Bailey, Weber, son 2 dakika Mafra, Semih oyunda. Mafra, Semih ciddi bir tehdit olduğu için dengesiz bir atış ve bu hücumdan yararlanamadı. Williams pot altı, Williams yaptı yapacağını. 24. sayısı. Ne yaparsanız yapın atıyor işte. Ahlekba. Ahlekba yüksek bıraktı basket. Ahlekba 1.88 boyunda. Semih Erden 2.11 boyunda ama o çok yüksek bıraktı blok yememek için ve basketi buldu. Fark 1 sayı 45-44. Hawkins foul. Foul yapan Roberto Mafra. Sykes oyuna giriyor. Biraz önce foul yapan Mafra yerine. ...45-44. Hawkins. Hawkins'in atışı ve basketi. Oyunun kırılacağı yerlerde, yani Göttingen'in öne geçeceği bölümlerde Beşiktaş etkili oldu. Bailey kaçırıyor ama Sykes iyi takip. Potadan uzaklaştırmak gerek Sykes'ı. Kemp. Ahlekba Kemp'in karşısında. Son 50 saniye içeri için 47-46 ile Beşiktaş Milangaz üstün. Kemp top hala onda. 2 sayılık atış. Basketi bulamadı. Faul. Ahlekba'nın faulü. Ahlekba ikinci faulünü yaptı. Takımının en skorer ismi 10 sayısı var Ahlekba'nın. Diğer skorerler 9 sayıyla Dale ve Bailey 7 sayı attı. Sykes. Marcedus Kemp şu ana kadar 4 sayı üretti. İlk serbest atışı
Kemp'in ilk atışı isabetli. 48-46. İkinci serbest atış gelecek şimdi. Kemp bu atışı da kaçırmıyor. 49-46. İki hücumluk zaman var. Sykes basket. Pot altına Sykes'e iyi kullanıyor bu bölümlerde. Ona önlem almak gerek. Williams. Semih Sykes'in yanında. Deron Williams. Şimdi Semih perdelemeye çıkıyor. Deron Williams. Birebir oynayabilir Deron Williams. Dışarıya çevirmek istiyordu. Faul var. Weber'in faulü. İlk faul Weber'in. İki serbest atış. 24 sayıyla en skorer Deron Williams. Serhat Çetin'i değişiklik sandalyesinde görüyorum. Beşiktaş Milan Gaz'da. Williams'ın ilk atışı isabetli oldu. 50-48. Fark 2'ye çıkıyor. İkinci serbest atış Williams'tan. Beşiktaş'ın sayılarının yarısı Williams'tan. Ve 26. sayısı 51-48 oldu skor. Williams kenarda, Serhat oyunda. 16.9 saniyede baskı yapacak Beşiktaş rakibe. Ahalegba topu almaya çalışıyor. Serhat Çetin karşısında Ahalegba'nın. Sykes perdelemede. Ahalegba. Son 10 saniye Ahalegba. Serhat hala karşısında Ahalegba. Perdeleme istedi Sykes'tan. Ahalegba kendisi kullanabilir. Ahalegba dışarıya çevirdi. Dale. Hücum sona ermek üzere. Atış. Bu atıştan sonuç gelmiyor ve 51-48'de ilk yarıyı önde geçiyor Beşiktaş Milan Gaz. İlk periyodu 23-18 üstün kapatmıştı siyah beyazlar. Ve soyunma odasına da 51-48 önde gidecekler. İşte maçın en skorer ismi 26 sayıyla Deron Williams görüntüye böyle yansıyor değerli seyirciler. Vodafone Free Zone'lu gençler. Bugüne kadar Free Zone avantajlarından özgürce yararlandınız. Geri geldi Burger King'de doya doya yediniz. Geri geldi şartsız şursuz rahat rahat konuşup mesajlaştınız. Ve şimdi de Şebnem Ferah'la muhteşem konserlerin yeri geldi. Vodafone Free Zone konserlerinde Şebnem söyleyecek. Özgürlüğün sesinde varsa dünya çizgisinde. Gençler müziğe doyacak. Siz de konserlerdeki yerinizi alın, Free Zone'lu olmanın keyfini yaşayın. Gençlik bir kere yaşanır, özgürce yaşa. Vodafone Free Zone. Yeni Linea Via. Sen ve Linea, ne alaka? Sabah Nilay'ı gördüm. Günaydın Kamil. Der gibi baktı. Siz barıştınız mı? Tabii canım. Her şeyi unuttum. Gel barışalım Kamil. Der gibi baktı. Ağzı yok mu oğlum bu kızın? Ayrıca bu Linea ne iş? Ha. Ailenin temeli oğlum. İç tasarımı yenilenmiş. Senden çocuğum olsun istiyorum Kamil. Der gibi baktı. Saçmalama oğlum. Literatürde öyle bir bakış yok. Nasıl yok? Var. Bak aynen şöyle. Kamil. Bunu niye aldın? Yoksa senden koltuğum olsun der gibi mi baktın? Konu aile olunca en iyisi Linea. Nivea For Men Aftershave Balzam. Tıraş sonrası tahrişi engellemenin en etkili yolu. Kullanın, tıraştan yanan, gerilen cildinizi rahatlatmak için şekilden şekle girmeyin. Nivea For Men hassas ciltler için Aftershave Balzam. Cildinizi ferahlatır, tahrişi anında yatıştırır. Nivea For Men, erkeklerin tercihi. Tıraş olurken tahrişe karşıysa Nivea For Men hassas tıraş köpüğünü kullanın. Kışı dize getirir. Petlas, Türkiye'nin lastiği.
İyi bir kazan, mükemmel bir bacayla maksimum verim sağlar. Rotek, baca uzmanı. Nivea For Men'den deodorant da devrim. Siyahlarda beyaz izlere, beyazlarda sarı lekelere karşı black and white iz bırakmayan deodorant. Siyah ve beyaz kıyafetlerinizi özgürce giyin, 48 saat boyunca ter kokusundan korunun. Nivea For Men, erkeklerin tercihi. Hayat güzel şey. Bir fiyatın varsa, 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 varsa hayat yolunda bir fiyatın varsa. Hayat güzel şey. Bir fiyatın varsa, 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 varsa hayat yolunda bir fiyatın varsa. Son bir yılda Kapital 500 listesindeki 264 şirket Vodafone'u tercih etti. Bizi Türkiye'nin en hızlı büyüyen operatörü yapan kurumsal müşterilerimize ve abonelerimize canı gönülden teşekkür ederiz. Türkiye'nin spor ekranı TRT Spor'dan iyi akşamlar. Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Sevgili seyirciler, futbolda gözler bu akşam Trabzon'da olacak. Bordo Mavili takım Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir maça çıkıyor. Rakip İtalyan devi Inter. Temsilcimiz maçı kazanırsa bir üst turun kapısında aralayacak. Kameralarımızı karşılaşmanın oynayacağı Hüseyin Avni Aker stadına çeviriyoruz. Son bilgileri arkadaşımız Barış Yurduseven aktaracak. Evet Barış, seni dinliyoruz. Hüseyin Avni Aker Stadyumundan iyi akşamlar diliyorum. Evet, tarihi bir maç Trabzonspor açısından çok çok da önemli. Gerçekten son dakikaları oynanıyordu. Lille deplasmanda CSKA Moskova karşısında galipti. Şayet bu şekilde biterse maçın önemi çok çok daha artacak. Ve Trabzonspor Inter karşısında mutlaka puan almak zorunda. Evet, biletler tükenmiş durumda Avni Aker'de. Bir saatten daha az bir süre kaldı. Her iki takım da Hüseyin Avni Aker stadyumuna geldiler. Ve son çalışmalarını yapıyorlar. Maç saatinde de Avni Aker tıklım tıklım olacak. Ve yaklaşık 20 bin bayrak dağıtılacak Avni Aker stadyumunda. Vitek, Barış Özbek, Tayfun ve Volkan Şen Trabzonspor'da yok. Schneider ve Maicon ise Inter'de olmayan oyuncular. Trabzonspor Inter karşısına kalede Tolga, savunmada Çeluska, Giray Glovaçkiçe, orta alanda Zokora Kolman, Serkan, Alenzinho, Halil. İleride ise Burak 11 ile çıkacak buna karşılaşmayı. Barış Yurduseven, aktardıkların için teşekkür ediyoruz. Biz de Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor'a yürekten başarılar diliyoruz. Sevgili seyirciler, sporda şiddet yasasında değişiklik içeren kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Şike ve teşvik birimine yönelik ceza indirimi getiren teklif, kulüp yöneticilerinin ceza alması durumunda ilişkilerin kesilmesini de öngörüyor. Meclise grubu bulunan partilerin de olumlu yaklaşımı sonucu ortaya çıkan değişiklik teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Görüşmeler sonucunda teklifin bir maddesi değiştirilerek benimsendi. Buna göre şike ve teşvik suçunu birden fazla işleyenlere tek ceza verilecek. Ancak bu ceza yasaların öngördüğü en ağır cezanın 1/4'ünden 1/3'üne kadar arttırılabilecek. Bu suçlardan dolayı hakkında soruşturma başlatılan kişinin ceza alması durumunda kulüp başkanlığı, yöneticiliği ve federasyonlarda görev yapması yasaklanacak. Spor alanlarında düzeni bozan, salon ya da statlara yasaklı madde sokanlara verilen cezalarda da indirime gidiliyor. Spor alanlarına yasak alet ve maddeleri sokanlar artık bir yıla kadar hapiste cezalandırılacak. Bu maddeleri temin edenlere verilecek cezalar da 6 aydan 2 yıla kadar, bunları spor alanlarında kullananlar da 3 aydan 1 yıla kadar ceza alacak. Irkçılık, dil, din, cinsiyet farkı gözeten hakaretlerde bulunanlara verilecek ceza da 3 ay ile 1 yıl arasında değişecek. Yargılamalar ağır ceza mahkemelerinde değil, sulh ve asliye mahkemelerinde yapılacak. Hafta sonu oynanan derbinin yankıları sürüyor. Karşılaşmada yaşanan olaylar nedeniyle Beşiktaş kulübüyle Galatasaraylı Melo disiplin kuruluna sevk edildi. FİAP İnönü Stadı'nda oynanan derbide yenişemeyen Beşiktaş ve Galatasaray sağ olayları nedeniyle ağır bir fatura ödemeye hazırlanıyor. Federasyon çıkan olaylar nedeniyle her iki takımı da affetmedi. Tribünlerde yaşanan küfürlü tezahürat ve sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle Beşiktaş kulübü disiplin kuruluna sevk edildi.
Kurul ayrıca maç sonunda tribünlere karşı uygunsuz davranışlarda bulunan sarı kırmızılı takımın Brezilyalı oyuncusu Melo'yu da tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk etti. Sevgili seyirciler, Ankara Gücü Ziya Doğan'la devam kararı aldı. Kulüp başkanı Sami Altınyova, "Ziya hocamızla yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Sıkıntılı günler geçiren Ankara Gücü'nde yönetim değişikliğinin ardından teknik heyetin durumu merak ediliyordu. Ligin ilk 10 haftasında sadece 2 puan toplayabilen Sarı Lacivertli kulüpte başkanlığa Sami Altınyova seçilmişti. İlk galibiyetin elde ettiği Karabük Spor maçından sonra istifa sinyalleri veren Ziya Doğan'ın görevine devam edeceği açıklandı. Teknik kadro ve oyunculardan memnun olduklarını belirten Sami Altınyova, "Göreve gelişimle birlikte ilk 3 puanımızı aldık. Ziya Hoca'nın tecrübesi, oyuncularımızın özverili çalışmasıyla Ankara Gücü bugün bulunduğu durumdan hızla çıkışa geçecek ve eski günlerine dönecektir" şeklinde konuştu. Futbol gündeminde David Beckham bilmecesi hala cevap arıyor. Amerika Ligi'nde şampiyonluk sevincini yaşadığı Los Angeles Galaxy ile sözleşmesi gelecek ay bitecek olan Beckham, büyük Avrupa kulüplerinden teklif aldığını ancak kararını henüz vermediğini söyledi. Manchester United'ın eski yıldızı İngiltere Premier Lig'de bir başka kulübün formasını giymeye ise niyetli görünmüyor. İngiliz BBC radyosuna konuşan David Beckham, kariyerinin geleceği konusunda kesin olan bir tek şey söyledi. "İngiltere'nin bana göre en büyük takımında oynadım. İngiltere Ligi'nde kendimi bir başka takımın formasıyla düşünemiyorum." Manchester United'ın eski oyuncusu, Los Angeles Galaxy ile sözleşmesinin bitimine haftalar kala yaptığı açıklamada, büyük Avrupa kulüplerinden teklifler aldığını doğruladı. Ancak ailesi ve çocuklarıyla birlikte Kaliforniya'da yaşamaktan çok memnun olduklarını eklemeyi de ihmal etmedi. Los Angeles Galaxy'den gitmekle kalmak arasında tercih yapmaya çalıştığı izlenimini veren Beckham'ın adı, son dönemde özellikle Fransa 1. Lig takımlarından Paris Saint-Germain'le anılıyor. Atletizmle devam edelim. Jamaikalı sprinter Sam Mullins'e ağır ceza. Mullins, doping yaptığı gerekçesiyle müsabakalardan ömür boyu men edildi. Jamaika Dopingle Mücadele Kurumu'nun açıklamasında Steve Mullins'in doping kontrollerinde ikinci kez yasaklı maddeye rastlandığı belirtildi. İlk olarak 2004 Atina Olimpiyat Oyunlarında doping yaptığı tespit edilen Jamaikalı atlet pistlerden 2 yıl uzak kalmıştı. Mullins, geçen Haziran ayında Amerika Birleşik Devletleri'nin Oregon eyaletinde düzenlenen yarışta 100 metreyi 9,80'de koşarak yılın en iyi 4. derecesini elde etmişti. Ancak yarış sonrası yapılan testlerinde sporcudan alınan idrar örneğinde yine yasaklı maddeye rastlandı. Jamaikalı sporcunun profesyonel kariyerinin ikinci doping suçu olması nedeniyle müsabakalardan ömür boyu men edildiği açıklandı. Steve Mullins, 2009 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 4x100 metre finallerinde Michael Frater, Usain Bolt ve Asafa Powell'la birlikte koşmuş ve birlikte kırdıkları 37,31'lik şampiyona rekoruna ortak olmuştu. Güneydoğu Asya oyunlarının finalinde oynanan futbol maçı sırasında tribünlerde izdiham çıktı. Stadı saran korku dalgasında iki taraftar yaşamını yitirdi. Güneydoğu Asya oyunlarında futbol finali Malezya ile Endonezya arasındaydı. Ancak stat seyirci akınını karşılayamadı. Tribünler maçı izlemek isteyen 100 bin seyircinin hücumuna uğradı. İçeri giremeyenler bilet gişelerini ateşe verdiler. Dumanın yol açtığı izdihamda iki seyirci yaşamını yitirdi. Maç, statta yaşanan büyük kaosa rağmen oynandı ve penaltı atışlarında Endonezya'nın zaferiyle sonuçlandı. Bu haberle birlikte bültenimizin sonuna geldik. Güzel bir akşam geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın. Değerli seyirciler, Beşiktaş Milan Gaz Göttingen mücadelesi FIBA Euro Challenge'da B grubundaki 3. karşılaşma. Beşiktaş ilk periyotta biraz zorlandı. Rakip takım epeyce zorladı Beşiktaş'ı ama ilk periyodu 23-18 önde geçmeyi başardı. İkinci periyotta da bu çekişme devam etti ve 51-48'de Beşiktaş soyunma odasına üstün gitti. Şimdi maçın ikinci yarısı başlayacak.
Göttingen daha önce galibiyet alamadı bundan önce oynadığı iki karşılaşmada. Diğer tarafta ise Beşiktaş'ın 2-2 galibiyeti var. Bu arada yine FIBA Euro Challenge'da mücadele eden Türk Telekom'dan güzel bir haber geldi. Minsk deplasmanında Belarus'a rakibini 19 sayı farkla 93-74 mağlup etti. Türk Telekom takımı böylece FIBA Euro Challenge'da önemli bir deplasman galibiyeti alıyor Türk Telekom. Dileğimiz tabii ki Beşiktaş'ın burada galip gelmesi. Gelecek haftada Beşiktaş burada Leiden'le karşılaşacak Hollanda temsilcisiyle. Onu da kazanması halinde 4 galibiyete ulaşacak ve böylece bir üst turu garantilemiş olacak Beşiktaş Milan Gas. Ve mücadelede ikinci yarı başlamak üzere. 51-48 skor. İkinci yarıya topa sahip olma sırasına göre Beşiktaş başlıyor. Derin Williams kenardan top oyuna sokacak ve Can Akın topu alıyor. İlk hücum Beşiktaş takımının. Williams ersekten perdeleme. Pot altında Hopkins perdeleme yapıyor. Şimdi Semih topu almak için çaba gösteriyor pot altında. Williams Semih topu aldı. Horn yanında Semih. Semih zorluyor. Atışı isabeti değil. Evans seken topun hakimi. Ve ardından hücuma geçiyorlar Bailey ile. Evans dışarıda. Thorn verdi pasını şimdi pota altına. Mafra. Kaçan atış. Semih. Ertsek. Ertsek pota altından dışarıya çevirdi. Hawkins. Atış ve 3 sayılık basket. 54-48. Bailey. 1 dakika geride kaldı. 54-48. Henüz sayısı yok. Konuk takımın. Bailey pot altı. Mafra. Foul. Hawkins'tan foul. Mafra serbest atışlar kullanacak. Brezilyalı oyuncu. Mafra ilk atış isabetli. İkinci yarıdaki ilk sayısını buluyor böylece Göttingen. 54-49. İkinci atış. Bundan da sonuç geldi. Fark 4'e indi böylece. 54-50. 49-50 yaptı. Göttingen. Can. Hawkins spot altında perdelemeyi kullandı. Semih'in perdelemesini kullanıyor. Can dışarıya çeviriyor. Ertsek. Williams'ın üzerine baskı var. Williams, Ertsek ikili oyunu. Pot altı. Semih blok. Mafra'dan blok. Bu arada Can topu çelmeye çalışıyor. Faul var. Horn faul yapıyor. Can çok mücadele etti orada ve ardından Horn onu faulle durduruyor. Biraz önceki faul bir kez daha görüntüye böyle yansıdı. Can bu arada bir faul daha pot altında. Bu kez Kylie Bailey. İkinci faul oluyor. Göttingen'in 54-50 skor. Beşiktaş önde. Hawkins, Williams ayak çizgide iki sayılık atış basket. Williams 28. sayısına ulaştı. Maçın en skoreri Darren Williams, Bailey. Evans pot altından değil dolaştı. Horn. Horn fake cevap. Horn atış isabeti değil. Semih rebound. Williams. Can hemen sol tarafa kaçıyor. Williams atış kullanmadı. Ertsek'i gördü. Ertsek şimdi Can. Ertsek de ikili oyun yapabilir mi? Pot altına. Semih'e. Semih kaçırmıyor. Bu arada Mafra kötü düştü herhalde. Yüzünde bir acı ifadesi gördüm. Ama hemen ayağa kalkıyor. Oyuncu değişikliği olacak. Max Weber oyuna giriyor. Göttingen'de. Kenara çekilen Evans. Bailey. Bailey.
Mafra'nın perdelemesini kullanmaya çalıştı. Weber şimdi dışarıya çevirdi. Paris, Horn paslaşıyor Mafra'yla. Horn, Mafra. Mafra'dan iki sayılık atış basket. Brezilyalı oyuncu böylece 7. sayısını buluyor ve 58-52. Fark 6 sayı. Pota altı, Williams faul var. Weber'in faulü. Bu arada Ertsek itiraz ediyordu. Fazla konuşma diyor Ivo Dolinek. Teknik faul çalacağım yoksa dedi. Darren Williams 28 sayıyla maçın yıldızı. 16 sayıyla ona eşlik eden Hawkins. Ancak diğer oyuncular çok düşük skorlarda kaldılar. Semih sadece 4 sayı attı Can'la birlikte. Ve Kemp'in 6 sayısı var. Ertsek daha hiç sayı bile bulamadı. Onun da devreye girmesi gerekiyor. 29. sayı. Darren Williams. Bu atış kaçıyor. Ertsek alamadı rebound'u. Fark 7 sayı 59-52 ile. Dale pota altı. Mafra. Mafra. Foul Semih. Semih Erden ikinci faulünü yaptı. Atış pozisyonunda Mafra dolayısıyla serbest atışlar gelecek. İki faul var Beşiktaş'ın bu periyotta. Üç faul oynayan Göttingen. Halegba oyuna girecek az sonra. Göttingen'de Mafra ilk atışı kaçırıyor. Mafra ikinci atış. Bu atış isabetli oldu. 59-53 ve Halegba oyundayken kenara çekilen Horn. Halegba'ya özellikle dikkat dış atışlarda çünkü çok etkili oldu. Halegba 10 sayı buldu takım adına ve takımının en skorer ismi. Can Hawkins pota altında. Şimdi Semih dışarıya çıktı, topu aldı. Darren Williams. Onu karşılayan Dale. Hawkins. Hücumun son ermesi için 7 saniye var. Williams 5 saniye, 4 saniye, 3 saniye, 2 saniye kala atış. Ben daha ne diyeyim? 3 sayılık basket. 62-53. 32. sayısı Darren Williams'ın. Yapması gerekeni zamanında öyle iyi yapıyor ki Darren Williams. NBA'in en önemli oyuncularından biri işte Türkiye'de. Onu buraya gelip tribünlerden seyretmek bir şans. Sevgili Beşiktaşlılar, bu şans bir daha çok zor gelir elimize. Dolayısıyla ben sizin yerinizde olsam Beşiktaş'ın buradaki maçlarına gelirim. Evans ve Sykes oyuna girecekler. Mafra ve Weber kenara çekiliyor. Semih Can'a indirdi. Can oyun kurucu açıldı. Can Halegba karşısında. Semih pota altı ile oynuyor Hawkins'da. Hawkins tersten döndü. Sykes'tan sıyrıldı. Çok güzel bir basket. Ve mola isteyen Stefan Yenak. Çok güzel bir basket. 64-53. Fark 11'e çıktı. 62 olarak yansıyor ekranınızda ama 64 aslında o. Gerçekten güzel bir basketti. Hawkins pota altında nefis bir basket buluyor. İşte aldığı pas tersten dönüşü mükemmel. Fake'den sıyrılışı, ardından Sykes'ın bloğundan kaçışı ve bulduğu basket. 64-53. Önde olan taraf Beşiktaş, Milangaz. Periyotları 23-18 ve 51-48'de üstün geçmişti Beşiktaş, Milangaz ve aldığı o rüzgarla şimdi gayet iyi gidiyor ve maçta ilk kez 11 sayılık farkı açtı. Ve sevgili seyirciler işte bu güzel karşılaşmada, skor olarak çok iyi giden karşılaşmada şu an için
Beşiktaş Milan Gaz'ın üstünlüğüyle giden karşılaşmada dileğimiz buradan galibiyetle ayrılmak. Maçın içinde belirttim, bir kez daha tekrarlayayım. Türk Telekom Minsk deplasmanında Belarus'ta rakibi Minsk 2006'yı 93-74 yenme başarısını gösterdi. Grubun lideriydi. Minsk takımı Türk Telekom için çok iyi bir galibiyet oldu bu. İki sayılık atış bu arada basketle sonuçlanıyor. Kylie Bailey basketi buluyor. 64-55 oldu skor. Williams. Can. Jonathan Erksek dışarıya kadar çıktı. Can'a baskı var. Hawkins. Hawkins yine pot altını kullanıyor. Hawkins dışarıya çevirdi. Şimdi Semih. Semih de baskı. Hook uzun kollarıyla bir hook atış. Çengel atış ve Semih Erden'in basketi 66-55. Bailey. Sykes'tan perdeleme. Pot altında. Pozisyon bulmaya çalışıyordu Dale. Şimdi Evans. Evans. Dian Sykes. Deron Williams. Can. Oyuncu değişikliği olacak. Horn oyuna girecek az sonra. Göttingen takımında. Hawkins. Pot altı Semih. Semih dışarıda tekrar Hawkins'i görüyor. 6 saniye, 5 saniye, 4 saniye, 3 saniye kala Hawkins kaçırdı. Ribaundu alan Sykes. Şimdi hücum bölgesinde Dale ile Göttingen. Dale hemen atış kullandı, basketi buldu. 3 sayılık basket. İşin rengini değiştiriyor. Fark 6'ya indi. 5-0'lık serisi var şu anda Göttingen takımının. Foul. Dale faul yapıyor. Horn oyuna girecek. Faul yapan Dale kenara çekiliyor. Ertek. Williams. 66-60 skor. Beşiktaş Milan Gaz üstün. Williams. 32 sayılı oynayan Williams. Atışından sonuç alamıyor. Sykes rebound'ı aldı. Diğer oyuncuların mutlaka devreye girmesi gerekiyor. Çünkü şöyle bir baktığımda 32 sayı Williams. 18 sayı Hawkins. Sadece onların sayılarıyla yani 50 sayı üretmiş bu iki isim. Onun dışında çok az katkısı var oyuncularımızın. Ve 66-62. İki oyuncunun sırtında da bir yere kadar gider maç. Skor gücü de şu anda Williams olduğu için Beşiktaş'ın. Ergin Ataman onu çok fazla kenara çekip dinlendiremiyor. Epeyce yoruldu Williams. Williams ilk atışını kullanacak. İlk atış isabetli. 33. sayı. Atışlardan sonra oyuna girecek Kemp. Bu atış kaçtı. 67-62 skor. Fark 5 sayı. Önde olan Beşiktaş Milan Gaz. Horn. Pot altı Sykes. Sykes'i çok kaçırıyoruz. Pot altında çok çok rahat dolaşıyor Sykes. 13. sayısı oldu. 67-64. Bulmadık. Taş baş yarmasın. Skoru birazcık daha dağıtmak gerekiyor diğer oyuncularımıza. Williams. Ertsek. Can kaçtı atış. Ertsek'in o ribaundu alması gerekiyordu. Pozisyon hatası yapıyor. Bailey. Bailey ve faul Can. Kemp oyuna girecek. Beşiktaş Milan Gazi. Can kenara geliyor. Biraz sonra Louis Dale oyuna girecek. Serbest atışı sonrasında Bailey. Bailey. İlk atış isabetli. Bailey.
İkinci atış bu da isabetli oluyor. Ve fark 1'e indi. Bale oyuna girdi. Ön alanda baskı var bu arada Beşiktaş Milan Gazel. Williams. Kemp. Hawkins görmeye çalışıyor. Hawkins şimdi aldı topu. Hawkins birebir oynayacak. Hawkins pot altına indi. Sykes arkada. Şimdi Semih tersten döndü basket. 69-66. Fark 3'e çıkıyor. Alekba. Evans. Sykes Semih'in kontrolünde. Horn. Alekba. Son 2,5 dakikaya geliyoruz 3. periyot için. 69-66 fark 3 sayı Alekba. Alekba pot altına indi Sykes. Sykes'ın atışı ve basketi. Sykes 15. sayısını ulaşıyor ve fark yeniden 1 sayı. Beşiktaş sıkıntıda. Kemp. Hawkins orada olsa aldı topu. Onun baskısı vardı. Şimdi Semih. İkili sıkıştırma. Semih basketi bulamadı. Faul yapan Evans. Evet, seyircinin birazcık daha hareketlenmesi gerek. Semih Erden iki serbest atış kullanacak. Semih 8 sayıyla oynuyor. İlk atış kaçtı. İkinci atış Semih'ten. Bu atış isabetli oluyor. 70-68 fark 2 sayı. Dandy oyuna girecek. Dandy'nin de sayı katkısı yok şu an için. 70-68 gerçekten skor konusunda sıkıntıda olmayan Hawkins ve Williams ama Beşiktaş sıkıntı yaşıyor. Çünkü iki oyuncunun üzerinde bütün yük. Horn ayağa takıldı bu arada. Hawkins'in pota altında Ertsek rebound alıyor. Williams'ın iyi pası. Kemp atış kullanmadı. Onun hemen bir üst sayılık atış kullanabileceğini düşünmüştü Williams. Eski bir NBA alışkanlığı tabii ki. Çabuk hücum, çabuk pas, çabuk atış. Hawkins biraz önce yapamadığını yapmaya çalışıyor ama atış isabetli oldu. Bir toplu yürüme olabilirdi orada. Ona gerek kalmadan Dale topunu alamıyor. Pasını alamıyor daha doğrusu. Paris onu. Oyuncu değişikliği. Kyle Bailey oyuna girecek. Paris Horn kenara çekiliyor. Bir oyuncu değişikliği daha. Weber de oyunda. Biraz sonra girecek diyor. Ivo Dolinek. Şimdi Beşiktaş hücumu. Top dışarıya çıkıyor. Bailey'den. Weber oyunda. Evans kenar. Kemp. Ayak çizgide iki sayılık atış ve basket. Nihayet Ertsek bir sayı üretti. Önemli bir sayı bu. 72-68. Dilerim kendine gelir bu sayıdan sonra. Bailey. Bailey hemen cevap vermek istiyor ve cevabı da veriyor. 72-70. Son bir dakika. Üçüncü periyodun son ermesi için ayağına çarpıyor Williams'ın top. Gidiyor dışarıya. Göttingen açıkçası iyi direnç gösteriyor deplasmanda. Beşiktaş gibi etkili bir kadro karşısında. Bailey. Sykes. Sykes çok hareketli. Çok çok hareketli. 72-72 beraberlik var. Williams bir ara fark 11'e çıkmıştı. Hawkins. Sportmanlık dışı faul bile çalınabilir buna. Ivo Yelenek. Sadece faul kararı verdi.
Alekman'ın faulü. Evans oyunda. Bu arada Williams kenara çekiliyor. Çok yoruldu. Yağmur, Mehmet Yağmur oyunda. Dale kenarda. İlk atış isabetli olmadı. Böylesine başa baş giden bir oyunda serbest atışlara çok ihtiyacımız olacak. O fırsatı burada eritmeyelim. O şansımızı burada yitirmeyelim. İki serbest atıştan biri isabetli, 73-72. Alekba. Mehmet'in baskısı var Sykes perdelemede. Köşeye gitti Weber. Diğer tarafta Bailey var. Evans alan yaratıyor Sykes'a. Sykes da Mehmet'e perdeleme yaptı Alekba. Şimdi Bailey. Weber üzerinden oynayabilirler. Bailey ve foul. Champion foul. Sadece 5 saniye var. Hücumu sonuçlandırması için. Göttingen takımına. 13.3 saniye var. Son ermesine 3. periyodun. Oyuncu değişikliği olacak. Louis Dale oyuna giriyor. Kenara çekilen Ahalekba. Weber kenardan top oyuna sokuyor. Sykes hücumu basketle sonuçlandırmak istiyor. Bailey. Zorladı Bailey. Kaçtı atış. Rebound mücadelesinde faul var. Evans smaçla tamamlamak istemişti. Ama faul yapıyor. Irving Dudley. 2.2 saniye kaldı şimdi. Atışlar sonrasında hücum. Göttingen takımında olacak. Biraz önceki faul görüntüde Mafra oyunda. Evans kenarda. Rebound alabilmek için Mafra'yı oyuna soktu. Stefan Mienak. Dudley iki serbest atış kullanacak. 73-72 ile önde. Aydın Ataman ve Yazar Ulu görüntüdeydi. Beşiktaş'ın baş antrenörü ve yardımcısı. Dudley ilk serbest atışı kaçırdı. ...73-72 skor. İkinci atış ve 74-72. Baskı ön alanda Bailey. Sayılı saniyeler Bailey atıyor. Bailey basketi bulamıyor ve 74-72. İşte serbest atış yüzdeleri. Göttingen takımının daha iyi. %75 ile oynuyor. Beşiktaş'ın son bölümlerde, 3. periyodun son bölümlerinde bu yüzdesi düştü. Ve şu anda 74-72 ile önde olan taraf Beşiktaş Milangaz, ama açık söyleyeyim sıkıntılı giriyor son periyoda Beşiktaş Milangaz. Dilerim çabuk toparlanır. Sadece iki oyuncu üzerinde çünkü skorun yükü Hawkins'in ve Williams'ın. İkisinin toplam 52 sayısı var. 74 sayının 52'si onlardan geldi. 9 sayı Semih'ten, 6 sayı Kemp'ten. Ertsek sadece 2 sayılık bir performans oynuyor. Dudley biraz önce bir serbest atış kullandı. Ondan gelen sayı sadece 1. Dolayısıyla skor dağılımı iyi olmadığı için sıkıntı yaşıyor Beşiktaş. Pot altında Sykes'ı durdurmakta özellikle 3. periyotta çok büyük sıkıntı çektik. 17 sayı buldu Sykes. Kyle Bailey yine 17 sayıyla oynuyor. Louis Dale 12 sayı üretti ve Alekba da 10 sayı kaydetti. Çok daha dengeli bir dağılım var rakipte. Öyle olunca da işler çok daha kolay tabii ki. Sevgili seyirciler, rakip takım için. Her şeyin belli olacağı son periyot başlamak üzere. Hakemler son kontrollerini yaptılar. Kemp, Williams, Dudley, Ertsek ve Mehmet. Beşi
3 Amerikalı nasıl oluyor demeyin. Dudley, Ersin Dağlı ismiyle Türk pasaportu taşıyarak oynuyor. Avrupa'da sevgili seyirciler ve ligimizde. Ve kenardan topu oyuna sokarak topa sahip olma sırasına göre Göttingen hücumuyla başlıyoruz. Son periyoda 74-72 önde olan taraf Beşiktaş. Bu sayılık atış kaçtı Ertsek. Reboundunu kaptırıyordu az daha Sykes'a. Dudley araya girdi, topu aldı. Mehmet Yağmur. Mehmet. Dudley, Ertsek'le ikili oyun en mantıklı işi yaptı ve faul. Kyle Bailey faul yaptı. Bailey'in 4. faulü. Önemli bir faul sayısı bu. Diğer tarafta Mafra'nın 3 faulü var. Yine 3 faullü isimler. Ahlegba, Dale ve Horn. Dolayısıyla bu faulleri bir avantaja çevirebiliriz. Onların üzerine oynarsak, özellikle pot altında Mafra üzerine oynamak çok mantıklı. Oradan yaptırılacak fauller sonrasında da Beşiktaş rahatlar. Emin olun şuradaki şu 3 dakika çok önemli. Şu 3 dakikayı kırdığımız zaman Beşiktaş alır, yürür gider. 15 sayıyla biter bu maç. Kemp. Ertsek. Kemp'e paslaşıyor. Dudley potu altında. Sykes'ın kontrolünde. Kemp. Kemp savunmayı üzerine çekti. Kemp'in atışı basketi. 76-72. Eğer birazcık daha gelseydi Kemp'in üzerine Evans. Pot altına Dudley'i indirecekti. Buna gerek kalmadı. Kendisi buluyor basketi. Dale. Sykes. Dale hareketli. Evans pas bekliyordu. Sykes. Pot altı. Bu da şans artık basket var. Basketi buluyor Sykes. Faul yapan Irvin Dudley. Semih oyuna girecek. 30 sayı, 40 sayı. ...76-74 oldu skor fark. 2 sayı yendi. Şimdi serbest atış Sykes'tan. 19 sayıyla oynuyor Sykes. 20. sayısı takımının en skoreri. 4 oyuncu çift haneli sayılara ulaşmış vaziyette. Konuk takımda. Bizde ise hala Williams ve Hawkins'in üzerinde sayı yükü. Williams topuna müdahale. Güzel pas. Mehmet Yağmur atışa blok geldi. Seken topta rakip takımda kalıyor. Horn topu hücum bölgesine taşıyor. Sykes perdeleme. Horn köşeye pas verdi. Şimdi Dale kaçırdı atışı. Rebound alalım alıyor. Kemp. Üç sayı var rakipte. Beşiktaş iki sayı kaydedebildi şu ana kadar. 1,5 dakikada. Williams perdeleme Semih'ten. Williams Semih'le oynayacak mı? Şimdi hareketlendi Williams. Sykes'tan sıyrıldı. Williams blok geldi. Dışarıya pas. 3 sayılık basket. 3 sayılık basketi buluyor. Kemp. Çok önemli bir basket bu. Çünkü oyun sıkışmaya başlamıştı iyice ve sıkıştığı yerde oyunu açtı. ...78-75 skor. Sykes pot altında topu kaybediyor, topla yürüyor. Bahsettiğim gibi bu 3 dakika çok önemliydi. 2 dakikası geride kaldı. Şimdi yine etkili hücum ederse Beşiktaş, özellikle faul problemi olan oyuncular üzerine giderse iki işi birden yapmış olur. Ertsek. Şimdi Darren Williams basket. 80-75. Fark 5'e çıkıyor. 35. sayısı Darren Williams. Sykes. Dale dışarıda. Alekba pas bekliyor. Alekba'ya gitmedi top. Alekba geri sağa mı? Alekba kısa boylu olduğu için çok daha rahat toparladı topu. 3 sayılık basketi de köşeden buluyorlar. Paris Horn'la ve 80-78'e getiriyor skoru Göttingen. Williams. Semih. Ertsek. Williams. Beni değiştir diyor Semih. Kenara. Bileğini tutuyor. Bileğinde bir problem var galiba.
Evet, Dudley oyuna girdi bu arada. Pota altından top oyuna sokulacak. Kemp tarafından. Kemp. Ertsek. Kemp. Marcellus Kemp. Sykes'ın üzerinden basket. 82-78. 3 dakika geride kaldı. Fark 4 sayı. Oyuncu değişikliği olacak. Kylie Bailey oyuna girecek az sonra. Alekba. Evans. Pota altına girmesini istedi Evans'ın. Alekba. Şimdi Evans dışarıya doğru çıkıyor. Perdeleme yaptı. 2 tane perdeleme vardı orada. Alekba'ya alan yaratmaya çalıştılar. 2 saniye kadar. Thorne'dan çok önemli bir atış ve baskette 82-80. Bailey hala kenarda. Oyuna gireceği boşluğu bekliyor. Williams. 3 sayılık atış Williams. Kaçtı bu atış. Rebound mücadelesi. Dudley alamıyor topu. Şimdi hücum bölgesine geçiyorlar. Dale'le. Sykes. Çok can yaktı pota altında. 82-82 beraberlik. 22. sayısı bu. Kemp. Top kaybı mı? Evet. Top kaybı. Beşiktaş yine ritmini yitirmeye başladı. 82-82 beraberlik var. Çok daha iyi paslaşarak daha boş oyuncuyu bulmalı Beşiktaş. Dale dış atışlarda çok etkililer. Pota altında bu kez. Horn etkili olamıyor. Topu alamadı. Kemp, Can, Darren Williams kaçırdı top elinden. 35 sayısı var Darren Williams'ın. Alkışlar Darren Williams'a, seyirci sahip çıkıyor Darren Williams'a. Bence de sahip çıksın zaten. Bu kadar uzun süre sahada olan bir oyuncunun yorulmaması mümkün değil. Biz anlatırken dilimiz şişiyor, o koşarken ne hale geliyor bir de siz düşünün. 82-82. Dale. Horn alan değiştirdi. Dale yine dış atış. Kaçırdılar dış atışı. Sykes rebound alıyor. Sykes. Ertsek yardıma gelebilir orada. Ertsek biraz geç kaldı. Sykes de basketi buldu. 84-82 öne geçti. Göttingen. Geçen sezon oynanan UEFA Cup maçı deplasmanda tartışmalı. Acaba basket miydi değil miydi diye geçen tartışma içinde geçen maçta Göttingen Beşiktaş'ı mağlup etmişti. Williams basket foul. Basket foul. Faul yapan Paris Horn. Onun da dördüncü faul oluyor. 84-84. Paris Horn 4 faullü. Alekba 4 faullü ve Bailey 4 faullü. Hawkins oyuna girdi. Dudley kenarda. Williams 37 sayıya ulaştı. Serbest atışı Williams'ın. Darren Williams serbest atışı kaçırmadı. 85-84. 38. sayısı. Bailey. Bailey. Hawkins'tan sıyırma çabası. Bailey blok gelecek mi? Gelmiyor blok. Sayıyı buluyor. Basketi buluyor. Ve farkı da 1'e çıkartıyor böylece Göttingen. Williams. Hawkins. 86-85'te önde Göttingen. Beşiktaş çok sayı yedi bugün. Hawkins. Foul. Atış pozisyonunda. 2 serbest atış. Faul yapan Bailey. Bailey böylece 5 faul oyun dışında. ...86-85 skor. Önemli serbest atışlar. İlki isabetli. 86-86. İkinci atış. Bu da isabetli. Öne geçiyor Beşiktaş. 87-86.
Alegba. Artık kritik hücumlar. Bu kadar başa baş giden bir oyunda son bölümleri etkili oynayan kazanacak. Faul problemi var rakibin. Bunu iyi kullanmamız gerek. Weber dışarı çevirdi Alegba'ya. Sykes potu altında. Bu arada bir darbe vardı Can'a. Can yerde hemen toparlanıyor. Hücum sona ermek üzere. 3 sayılık atış kaçtı. Ertsek ve ardından Kemp. Bu hücumu değerlendiremiyor Göttingen. Williams, Can. Hawkins sağ taraftan içeriye doğru giriyor şimdi. Kemp. Kemp. Sıkıştırma var Kemp'e. Kemp. İki sayılık atış Kemp'ten isabeti değil Ertsek. Rebound'daydı. Rakipten dışarıya çıkıyor. Önemli bir rebound mücadelesi bu. Ve Mola. Mola yalan Beşiktaş Milanga. 87-86. 3 dakika 36 saniye var maçın son ermesi için. Son bölümler gerçekten heyecanlı geçiyor. Dileğimiz bu kadar başa baş giden bir mücadelede Stefan Mienak'ın takımının pas hata yapan Beşiktaş karşısında çok hata yaparak mağlup olması. Bakalım neler konuşuluyor. Zoran, David, Andara, Mister Dover'da, Zoran Pitt, pot altını işaret ediyor oyunda. Demek ki pot altı oynayacağız. ...87-86... Beşiktaş önde. ...87-86'lık bu üstünlük Beşiktaş'ı dilerim bundan sonra da sürüklemeye devam eder. Takımlar sahaya dönüyorlar mola sonrasında. 3 dakika 36 saniye kalan süre. Pot altından topu oyuna sokacak Can Akın. Williams hareketli, Ertsek hareketli. Hawkins alan buldu pot altında ama oradaki baskıdan sıyrılamıyor. Horn bağlar. Zoran Ertsek faal yaptı. Dakika 31 saniye kalan süre. 23-18, 51-48 ve 74-72 Beşiktaş'ın üstün geçtiği periyotlar. Alegba. Perdeleme Sykes, Alegba. Pot altında alan değiştirmeye çalışıyor Dale. Dale şimdi pot altında. Sykes. Sykes zorlayacak. Topla yürüyor, topla yürüyor, topla yürüyor. Artık hücumlarda hataya yer yok. En az iki hücumdan basket çıkarması gerek Beşiktaş'ın. Ertsek perdelemede. Williams 38 sayısı var sevgili seyirciler. Şimdi Kemp. Kemp. Kemp zorluyor pot altını. Blok. Williams yetişti. Williams. 6 saniye. 5 saniye kala atış ve basket. 40. sayısı. 89-86. Acaba 30 atar mı diyenlere hayır diyor. Ben 40 atarım. Belki daha fazlasını da atacak. 2 dakika 40 saniye kaldı Sykes. Kaçırıyor faul Kemp. Ben biliyorum ki küçük çocuklar için çok önemli bir örnek şu anda Deron Williams. Onu takip eden çocuklar var. Onun gibi olmak isteyenler var. Onların idolü şu anda. Ve Beşiktaş'a da epeyce şey kattı Deron Williams. İlk serbest atış isabeti değil Sykes'tan. 89-86 skor. 3 sayı farkla Beşiktaş önde. Sykes. Atış isabetli oluyor. 25. sayısı ve 89-87. Williams. Can sol köşeye indi. Ertsek pota altında. Deron Williams verdi şimdi Kemp'e pasını.
Hawkins'e pasını düzeltiyorum. Weber'den faul. Faul limiti doldu Göttingen takımının. Serbest atışlar gelecek. 89-87 skor. 2 dakika 25 saniye var son ermesi için maçın. Hawkins şu ana kadar 21 sayı attı. 22. sayısı. İkinci atış Hawkins'ten. Hawkins bu atışta kaçınıyor. 91-87. Dale topu hücum bölgesine taşıyor. Weber ya da Sykes üzerinden oynayabilir Göttingen. Dale kendi kullandığı can yakan bir üstelik basket. 91-90. Williams. Maç ortada. Ertek perdelemede. Williams. Williams'ın atışı. Williams. 43. sayı. 94-90. Dale. Beşiktaş'ın üstünlüğü sürüyor. Etkili savunma gerek şu anda Beşiktaş'a. Köşeden atış isabeti değil, faul var. Weber faul yaptı. Evans oyuna girecek. Weber'le değişecekler. Coşkulu Beşiktaş seyircisi tezahürata başladı. Aman devam bu tezahürata. 94-90 çok kritik bir pozisyonda maç. Çünkü dış atıcıları iyi atıyorlar. Her ne kadar bu pozisyonu değerlendiremeseler de. Ertsek şu ana kadar sadece 2 sayı üretti. Dilerim serbest atışları kaçırmaz. İlk atış isabetli. 95-90. Rakibi sıkıntıya sokan sayılar bunlar. Armiye'yi 102-82 yenmişti. 100 sayıyı açmıştı burada Beşiktaş planlar 8. maçta. Şimdi yine 100'e doğru yaklaşıyor. Bu atış kaçtı. Top dışarıya çıkmadan Alekba topa sahip oldu. 1 dakika 35 saniye kaldı maçın son ermesi için. Alekba, Sainz dışarıya çıkıyor perdelemi için. Alekba dışarıya Dale. Dale pot altı. Dale ve kaptırdı topunu. Elinden kaçtı top. ...95-90 skor. Can. Alanda baskı var. Dale bu arada dizini tutuyor. Dizine herhalde dizi çarptı Can'a. Eğer varsa yavaş tutulmuş tekrar. Caner önceden rica edeyim. Ama Can'ı çok yendi belli. Dilerim önemli bir şey yoktur. Evet. Oo, dizi esnemiş burada. Bağların olduğu yer. Can sıkıcı bir durum tabii ki. Sonuç itibariyle maçı oynayabilmek için rakip gerekiyor. Elbette rakipten daha iyi oynayıp kazanmak önemli ama sonuçta rakibimize bir şey olması da can sıkıcı. Sonuçta iki takım arasında oynanan bir mücadele bu. Dolayısıyla rakibinin canının acıması bizim de canımızı acıtmadı. Nihayetinde sakatlık bir oyuncunun en büyük kabusudur. Aynı şey bizim oyuncularımıza da olabilir Allah korusun. Ama dizi esnedi orada. Tam çapraz bağlamın olduğu yer. Burada pozisyon bir kez daha görüntüde. Beşiktaş seyircisi her zaman centilmendi zaten. Alkışlayarak kenara gönderdi Dale'i. Hawkins kenardan top oyuna sokacak.
1 dakika 20 saniye var maçın son ermesi için. Beşiktaş 5 sayı farklı önde. Williams, Hatsek perdeleme çıktı. Williams perdelemeyi kullandı. Fake cevap. 3 sayılık atış. Yine basket. Artık buna ne yapabilirsiniz ki? Hiçbir şey. Sadece mol alırsınız. 98-90. 46. sayı sevgili seyirciler. Daha ne yapsın? Öyle bir şutör ki yutabilene aşk olsun. Müthiş bir yetenek. Kesinlikle Türkiye'ye gelmiş en önemli NBA yıldızı. Ama hep o amayı söylüyorum. Amanın arkasında da David Rivers var. Onu da ayrı bir yere koyuyoruz. Belki NBA'de çok çok büyük bir yıldız olmadı ama Avrupa'da oynadığı takımlarda son derece etkiliydi. Özellikle Tofaş'ın fırtına gibi estiği yıllarda David Rivers'ın müthiş bir potansiyeli vardı ve o potansiyeli çok çok iyi kullandı. Takımdaki oyunculara, ligdeki oyunculara örnek oldu. Ve Deron Williams da çocuklara örnek oluyor. Artık Deron amcalarını diyeceğim. Dikkatle takip ediyorlar. Sonuçta bir rol model olması gerekiyor özellikle çocuklar için önlerinde. İyi bir rol model. Deron Williams. Takıma da çok iyi uyum sağladı. Beşiktaş'ı sürüklüyor. Hem de öyle böyle değil. 46 sayı sürüklüyor. 7 tane üstelik basket eşittir 21 sayı. Gerisi de 35 sayı ile 2 sayılık atışlarla, serbest atışlarla geldi. Alekba. Zaman azalıyor Göttingen için. Alekba. Alekba kaçırdı. Can. Deron Williams verdi pasını. Hawkins ve potansiyeli Williams. 48. sayı 100-90. Artık maç Beşiktaş'a doğru geliyor. Bundan sonra 3 sayılık atışlar kullanacak. Özellikle Alekba'ya dikkat. Daly'nin oyun dışında kalmış olması, Luis Daly'nin de sakatlanarak kenarda olması bizim işimize yarayacak. Dolayısıyla Horn ve Alekba üzerinden 3 sayılık basketler bulmaya çalışacak Göttingen. ...56.5 saniye var maçın son ermesi için. Herkes çok mutlu, protokol tribünü mutlu. Ergin Ataman'ın yüzünün asık olduğuna bakmayın. Sonuçta o da önemli bir galibiyet alıyor. Artık en azından galibiyet alma yolunda çok önemli bir aşama kaydediyor. Son saniyeye kadar iş bitti dememek gerekiyor basketbolda. Çünkü öyle şeyler olur ki siz bile şaşarsınız. Bu böyle nasıl oldu diye. Sonuçta maçı iyi oynayan kazanıyor. Ne kadar sayı attığınızın, en azından bir oyuncunuzun ne kadar çok sayı attığını çok fazla önemi olmayabilir. Dilerim böyle kötü bir şey olmaz. Böyle bir felaket senaryosu çizdim ama 48 sayı atmış Deron Williams ve Beşiktaş'ı da bence bir galibiyet taçlandırır burada. Elbette Göttingen de burada galibiyet için oynuyor. Elinden gelenin en iyisini yapacak. En azından kendi evindeki maç için bir skor avantajı sağlamaya çalışıyor. Foul. Göttingen bütün modalarını kullandı. Can faul yaptı bu arada. Kenardan Weber topu oyuna sokuyor. Evans hemen köşeye Horn gitti. Bir pozisyon arıyor kendisine Alekba. Evans pot altı. 2 sayılık basket. Fark 8'e indi. 192. Williams. Beşiktaş çok rahat tabii ki. Skorun verdiği güvenle Williams. 48 sayı. Dile kolay sevgili seyirciler. Verdi şimdi pasını ve 3 sayılık basket. İş biter artık. Marcelius Kemp 3 sayılık basketi buldu. 103-92. Weber. Basket Weber'den. 25.5 saniye. Williams sıyrılıyor. Can. Pot altı. 50. sayı. Size şöyle söyleyeyim. Aris yendiği zaman 50 sayı atmıştı. Efes Pilsen'e Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda şampiyon olurken. Burada tek başına Williams 50 sayı atıyor. 105-94. Fark 11 sayı. 7.9 saniye.
Böylece Beşiktaş 3. maçında kazanıyor sevgili seyirciler. Alkışlar Beşiktaş'a ama unutulmaması gereken bir şey var. Bu maçı kazanırken de 94 sayı yiyor Beşiktaş. Bu da çok yüksek bir sayı. Dolayısıyla bu da olumsuz bir yön olarak Beşiktaş'ın galibiyetinde ön planda. Sonuçta 105 sayı attınız ama 94'te sayı yediniz. Bu kadar çok sayı atamayabilirdiniz. Buradaki seyirciler şanslı. Darısı bir sonraki maçta Leyden maçında tribüne gireceklerdi. Ben şimdiden duyuruyu yapayım. Bir hafta sonra Beşiktaş burada Hollanda'nın Leyden takımıyla karşılaşacak ki deplasmanda Leyden'i mağlup etmişti. 86-58'de. Dolayısıyla Beşiktaş seyircisi eğer gelirse burada Avrupa maçında Beşiktaş'ı, Darren Williams'ı, takım arkadaşlarını kara kartalı izleme şansına erişecek. Ve artık son ucum bu. Ertsek ve Kemp. Kemp iki sayılık atış. İsabetli değil. Rebound. Evans. Alec Bağ ve 105-94 kazanan Beşiktaş. 50 sayı atan Darren Williams sevgili seyirciler. Maçın yıldızı oldu. 23 sayıyla takip etti. David Hawkins onu ve 15 sayı buldu Marcelius Kemp. Bu 3 Birleşik Amerikalı oyuncunun kaydettiği toplam 88 sayı ve 105-94'te kazanan Beşiktaş Milan Galatasaray sevgili seyirciler. Maç sonrasında röportaj imkanı arıyor sevgili Yasin. Yasin'in yanına doğru geldi. Ergin Ataman. ...105 sayı attı Beşiktaş, 94 sayı yedi. Biraz sonra bir röportaj imkanı bulacağız. İşte başta Williams olmak üzere bütün takım alkışlıyor Beşiktaş seyircisi. Takım soyunma odasına doğru giderken biz de canlı gönülden kutluyoruz Beşiktaş takımını. 3'te 3 yaptılar. Gerçekten önemli bir başarı bu. Beşiktaş bu galibiyetle